uzun şey kalın bir kitap, o yüzden onu tam yerini hatırlamıyorum. Onu bulacağım. Amerika'nın potansiyeliyle ilgili bir şeyden bahsediyorsunuz ve Amerika'nın bir kapasite sorunu yaşadığını. Ay ne olur ama şu kaldığımız yeri unutmayalım. Tamam, sonra tamam. Buraya dön. Amerika'nın bir kapasite sorunu yaşadığını ve bu kapasite sorununun altında hem akademiyada hem de göç almamasıyla alakalı bir çıkmaza girdiğini söylüyorsunuz. Hı-hı. Ve bir takım isimlere de burada atıf var. Bir dakika, onu hemen açacağım. Orası önemli çünkü hani göç filan diye bahsettiğimiz tabii geliyor. Amerika'daki kapasite sorunu hem akademiyayla hem de Amerika'nın göç almamasıyla alakalıdır. Nitekim Amerika'yı Amerika yapan Soğuk Savaş döneminde Doğu Avrupalı jimnasyum eğitimli göçmenler Brzezinski, Madeleine Albright, Kissinger üzerinden somut olarak görmek mümkündür. Eski dünyayı bilen, eski dünyada yetişmiş ve Alman disipliniyle eğitim almış bir kanalın göç yoluyla Amerika'ya akmasının. Çok önemliydi. Evet. Amerika'yı Amerika yaptı. Ben mesela şey hani... Herhalde reklama girmez bu, artık yayınlanmış, bilmem kaç yıl önce yayınlanmış dizi. Mad Men diye bir dizi vardır mesela, hı hı. Değil mi? Amerikan reklamcılık sektörünü anlatır. O kadar müthiş bir kurgu ki dizideki. Amerika'yı Amerika yapan şeyin tüketim üzerine kurulmuş bir kapitalizm olduğu gerçeğinden hareketle, tüketimi pompalamanın yolunun reklam olduğu üzerinden reklam dünyasını, objektife yöneltiyor ve reklam dünyası üzerinden Amerikan rüyasını bize anlatıyor. Amerikan rüyası 1968'de bitiyor. Dizi de 68'de bitiyor. Neden? Çünkü emek ve sermaye verimlilikleri 68'den itibaren düşmeye başlıyor Amerika'da. Hı. Şimdi bu bizim bildiğimiz Amerika'nın iki tane kökeni vardı o dönemde. Yani o büyük Amerika dediğimiz 70'li yıllara kadar gelen Amerika gerçekten büyüktü. İki kaynak. Nedir bunlardan? Bir tanesi İngiliz aklı. Yani bunu herkes bilir. Büyük bir sır değildir. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na en çok girip çıkan İngiliz diplomatlardır. Ve o adamlar da bu coğrafyayı bilirler. Yani böyle bir şey. İkinci kaynak göçtü. Bakın göçte şunu akıldan çıkarmamak lazım. Hayatta hiçbir şey kategorik olarak iyi, kategorik olarak kötü değildir. Nasıl idare ettiğinize göre değişir. Ortada bir vaka var. Siz bunu nasıl idare ediyorsunuz? Siyaset dediğimiz, bürokrasi dediğimiz... Genel hatlarıyla devlet dediğimiz şey bu işe yarar. İdare etmeye. Amerika idare etti. En parlakları aldı. Yani düşün, Madeleine Albright işte. Ha, bunun evet. Babası. Yani çok mu matah bir insandı diyecek olursanız. Yok yani 2018'de hatta işte ben tanıştım da kendisiyle. Öyle kitabı mi? Çıkmıştı şeyde, nedir o, faşizm uyarısı veriyordu. Faşizm uyarısı veriyordu Madeleine Albright ama... Irak'ta çocuklar öldü işte, 100 bin çocuk öldü dediği zaman ama gerekiyordu diyebilmiş bir ya insan. Ya bu çok korkunç bir şey. Yani ya bu, utanç verici. Şöyle söyleyeyim, bakın bu bizim coğrafyadan baktığımızda burası şey diyorlar ya şimdi gençler, minnoş bir yerdir burası. Burası vicdanlı bir yerdir bakın. Merhamet kelimesini bilir. Hı hı. Şimdi, ama bunu tüm dünyada aramayalım ne olursunuz. Yani bu her yerde yok. Bir defa bu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Ama bir şey söyleyeceğim ya, yani... Ya günah, günahtır, ayıp ayıptır. Tabii. Ama bari bir de şey olsun yani, hadi sen bir devlet olarak diyelim çok böyle mekanik, soğuk böyle davranıyorsun ve hiçbir şekilde vicdanla uzaktan yakın ben buna bakmam diyorsun. Hı hı. Bu senin bir tercihindir, tamam. Ama bari kardeşim yani mikrofonlar önünde de bunu söyleme ya. İşte mesele tam da bu zaten. Bak biz, bu bizdeki şey... mesele şu. Yani burada bu art... dediniz ya, bizde ayıp diye bir şey vardır, günah vardır. Mide ya hiçbir şey olmadı, merhamet vardır. Fakat bu dediğin gibi gerekli. Ne olur? Ya insan da, ya en azından yani çocuktan bahsediyorsun ya, tabii. Bu çocuk ya. Aynen çocuk. Öyle. Aynen. Yalnız öyle. Şey var, bak şimdi bunu söyleyince aklıma geldi. Hı. Hani yukarıda biz konuşurken ya, eskiden en azından böyle bir tiyatro oynanıyordu değil mi? Yani hı. Kameralar sana baktığı zaman hı. Konuşurken filan. Şimdi mesela... Hani Amerikan başkanı, hatta üzerine komplo teorileri falan üretilen garip davranışları oluyor vesaire ve bu hiçbir rahatsızlık yaratmıyor. Dümdüz gidiyorlar. Hı hı. Tamam mı? Bodoslama ilerliyorlar. Şimdi düşünüyorum. Yo bugün demiş ki al işte, yani ilk kadın hani dışişleri bakanı falan da böyle cümleler kurabiliyormuş. Demek ki eskiden de bu oluyormuş belki. Şöyle söyleyeyim. Daha ölçülüydü ama. Daha ölçülüydü bir. İkincisi, medeniyet birazcık mahremiyetle alakalı bir şeydir. Yani biraz örtmekle alakalıdır medeniyet. Ama statükoyu kaybettiğinizde asıl medeni misiniz değil misiniz o zaman ortaya çıkar.
Asıl mesele o. Yani burada olan her şeyi başka yerde aramayalım dediğim şey odur. Hani biz Türkler şeyi çok severiz mesela. Bizde o yok, bizde bu yok, bizde şu yok falan filan. Hmm. Peki bizde olanların farkında mıyız? Hani bizde olan her şey de başka yerlerde de var zannediyoruz. Yani öyle değil. Öyle değil. Bizde bazı şeyler olduğu için belli başlı başka şeyler olamayabiliyor. Başka yerlerde başka bir şey varsa, zenginlik varsa... Hmm. Onun sebebi aslında bizde olan ama orada olmayan çok daha kıymetli şeyler olabilir. Bunu anlamak gerek. İşte bu o karşılaştırmalı siyasetin, hı hı, temeli. Yani merhamet kavramını dünyanın her yerinde Türkiye'deki gibi zannediyorsanız çok yanılırsınız. Asla. O yüzden buranın kıymetini birazcık bilmek gerekiyor. Yani merhamet üzerinden bilmek gerekiyor. Geçenlerde kaybettiğimiz, benim de çok sevdiğim Alev Alatlı Hanım'ın mesela, Allah rahmet, bir çalışmasının başlangıcı adı buydu. Aydınlanma değil merhamet. Hmm. Biz çok tartışmıştık mesela bunun üzerine. Çünkü aydınlanmanın da katkıları vardır insanlığa. O da hep şey diyordu bana. Oğulcuğum anlıyorum. Hmm. Fakat öbürü şöyle kıymetli. Bakın bu aradaki o tezat değil. Bunları nasıl dengede tutarsınız? Hangisi nerede fazla onu anlamak gerekiyor. O Meden Alev Hanım'ın mesela şeyi vardır ya. Hani bir şey için böyle bir konuşmasında, tabii ben uzun uzadıya anlatamayacağım ama herhangi bir şey. Mesela yasaldır ama... ahlaki değildir. Yani meşru biz değildir. Meşru değildir. Biz o ayrımı yapabiliyoruz. E tabii ki. Çok şükür. Evet. Çok mühim bir şey değil mi bu? Evet. Bu gerçekten çok mühim bir şeydir. Evet. Yani mesela bunu söylemek hoş değil ama şöyle bir bakın Allah aşkınıza şöyle bizim kuşağa, Akdeniz kuşağına. İç savaş yaşamamış tek ülke burasıdır. Niye sizce? Ya bir şey var burada, bir maya var demek ki. Hı hı. Ya bunu bir anlamak lazım. Yani siyasi başarılardan, şundan bundan falan değil yani. İki şey. Bir, toplumda yer alan merhamet kavramı. İki, devlet geleneği. Bunlar korur burayı. Evet. Çok büyük belalardan korumuştur. Ama korumayan yerlerde işte ne çıkıyor? Büyük devlet adamı. Ama dedik ki işte bunu da demiş bir devlet adamı çıkıyor. Hı hı. Bunun babası işte. Gelmiş şeyden, Çekya'dan. Yetiştiriyor, öğrenci yetiştiriyor. Rusya'yı tanıyor, Doğu Avrupa'yı tanıyor ve doğru kararlar alıyorlar. Yalnız demek ki şimdi öyle bir peki, şey ki bak o mevkiye, o mertebeye kadar da onu çıkarmış yani. O da nasıl sisteme entegre olduysa. Ama göçmen şöyle söyleyeyim. Yani göçmenlik çok zor bir şeydir. Dünyanın en ağır yüküdür gerçekten. Fakat göçmenin de motivasyonu çok kuvvetlidir. Her göçmen ayakta kalmak için çok daha fazla çalışır, çok daha fazla emek verir, çok daha girişimcidir. Hatta girişkendir, girişimciden öte. Fakat orada da bu devlet kullanıyordu. Fakat bitti bir yerde. Tabii. Bakın göç kesildi, bir. İki, İngiltere ile olan ilişkiler şu an yani baktığınızda Amerika'da şey, ben tanıdım o çocukları işte. Nerelisin falan diyor. Indiana diyor. Peki güzel. Üniversite işte oralarda bir yerde, küçük bir üniversitede okumuş böyle 30 bin kişilik. İşte evinde oturuyor. Ranch diyorlar ya işte. Hmm. 30 mil ileride bir kilise var. Pazar günleri gidiyor. Kilisede sosyalleşiyor. Sonra master için batı yakasına ya da doğu yakasına gidiyor. İşte orada dil öğreniyor mesela. Lehçe öğreniyor, Rusça öğreniyor, Almanca öğreniyor. Diyor ki ben uzman oldum buranın. Bunlar da karar alıyor. Vay haline dünyanın. Yani bakın burada ciddi bir elit sıkıntısı yaşıyor Amerika. Hmm. Anlamıyor, bilemiyor, eline yüzüne bulaştırıyor çünkü göçmen yok. İkincisi, kuzenlere kızgın, adadaki kuzenlerine. Hı. Onlar diyor bizi yönlendiriyor, bizi kullanıyorlar falan, biz artık Amerika'yız, şuyuz, buyuz. Ama bir sıkıntı olduğu açık. Ama bunların hepsinin altında yatan sebep, o 1970'li yıllarda başlayan ekonomik sorunlar ve Nixon şokla beraber oluşmuş olan o artık altına bağlı dolar dengesinin yıkılmış olmasının yarattığı kriz ve bunun üzerine gelen teknolojik dönüşüm. Yalnız hala dünyanın en büyük ekonomisi. Tabii ki. Yani bu sorunlar sadece var ama. Sadece ekonomisi değil, daha başka bir şey söyleyeyim. Korkutucu bir şey ama bunu söylemek zorundayım. 2022 yılının askeri harcamalarına bakın. Tüm dünyanın askeri harcamalarının %47'si. Tek başına. Şimdi bak bu Allah aşkınıza yani bu çok ciddi bir şey. Çok çok yani bence çok acayip bir şey. Hani ciddinin de ötesinde böyle. Bunu acayip nerede bir görüyoruz? Bir yerde daha görüyoruz biliyor musunuz? Ne? 19. yüzyılın sonunda Britanya. Hmm. 1870'tir orada da. Emek ve sermaye verimliliğinin optimum noktasıdır. Oradan sonra düşmeye başladı. Fakat Britanya donanması dünyanın geri kalan tüm donanmalarının toplamı kadardı. Nereye gittik hatırlıyorsunuz?
Birinci Cihan Harbi'ne gittik. Ay lütfen ya. Ama işte bu kafiye böyle bir şey. Yani demek ki bu güçler yükselirler, düşerler ve tarihten işte bu yüzden ders çıkarmak gerekir ki kafiyelenmesin.